Merhaba arkadaşlar, Image Button, Constraint Layout ve Icon kullanarak buradaki uygulamanın tasarımını yapalım. Icon konuları ve Constraint Layout konuları da bir nevi pekişmiş olacak. Yeni bir proje açalım, boş bir activity seçelim, yeni isim verelim projemize. İlk harfi büyük, Image Button Uygulama projemi başlatıyorum. Tasarım sayfasına geliyorum. Şuradaki text view'i silelim. Constraint layout'umu seçiyorum. Attributes paneline padding yazıyorum. Ve Constraint layout'umu arkadaşlar padding bölümünden 4 köşesine 20 dp'lik padding veriyorum. Şimdi image button'ımıza ikonlarımızı eklemeden önce bu ikonları resource'un içerisinde bulunan drawable'a eklememiz gerekiyor. Bunun için drawable klasörüne geliyorum. Sağ tık, new, vector asset diyorum. Android ikonuna tıklayalım. Arama çubuğuna istediğimiz ikonu aratıralım. İlk önce location'a bakalım. Bakın şurada seçtim. Size bölümünden genişliğini ve yüksekliğini değiştirelim. 150 dp. Şuradaki ismini de değiştirelim. 150 dpi. Color bölümünden rengini değiştirelim. Şuradaki renk seçiciye tıklıyorum. Ekranda bir yere tıklıyorum. Alttan bulunan şuradaki parlaklığı yukarı doğru çektiğimde buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ben daha önce seçmiş olduğum renklerden birini seçiyorum. Güzel. Bakın sarı rengimiz geldi ve bunu ekliyorum. İkonumuz buraya geldi. Şimdi geri kalanları ekleyelim. Bu sefer location ikonuna tıklıyoruz. Arama çubuğuna airport'u araştırıyorum. Bakın şurada geldi. Seçtim. Genişliğini değiştirelim. 150 dpi. Buradan ismini de değiştirelim. 150 dpi. Rengi sabit kalacak. Devam ediyorum. Kafemiz vardı ikonumuz. Ona bakalım ekliyorum. Genişliğini ve yüksekliğini 150 yapıyorum yine. Şuradan ismini değiştiriyorum. 150 dp ve ekliyorum. En son olarak taksimiz vardı onu da ekleyelim. Taksi yazıyorum. Çıktı. 150 yazıyorum. Şuraya. İsmini de değiştirelim. 150 dpi ve ekliyorum arkadaşlar. Image button'larımıza bir isim vereceğiz. O isimleri de arkadaşlar string xml içerisinde tanımlayalım. Buradaki satırın klavyeden kontrol D'ye basarak 4 tane kopyasını alıyorum. İlkin location'ı ekleyelim. Görünen ismi location olsun. Airport vardı. Airport Kafemiz vardı Kafe En son olarak taksi içinde string oluşturalım Taksi Açıklama kısmı da Taksi Tasarım sayfama geliyorum arkadaşlar Şuradaki projekti kapatalım Geniş bir çalışma alanı oluşsun rahat rahat yapalım Bir miktar büyütüyorum Şimdi Buttons bölümüne geliyorum. Buradan Image Button'ı seçip buraya sürükleyip bırakıyorum arkadaşlar. İlk önce şuradaki Location ikonumuzu alalım. Buradaki butonumuzun arkadaşlar Constraint atamalarını yapalım. Şuradaki arama kısmını iptal ediyorum. Butonum seçiliyken soldan ve üstten Constraint ataması yapıyorum. Eğer herhangi bir margin değeri varsa arkadaşlar sıfırlıyor. Şimdi yeni bir tane daha buton alıyorum. Diğer ikonumuzu seçiyorum. Airport güzel geldi. Bunu bir miktar yukarı alıyorum. Bakın üst tarafta constraint atamasını yaptı. Marjini sıfırladım. Sağdan ekledim. Yine marjini sıfırladım. Sol tarafta bağlantı oluşturuyorum. Diğer butonuma bağlıyor. Marjin diğerlerini sıfırladım. Diğer butonuma bakıyorum. Bakın sağ tarafında bir bağlantısı yok. Bunu da ekliyorum ve marjin diğerini sıfır yapıyorum. Bunu yapmamın sebebi arkadaşlar birazdan genişliklerini match constraint yapacağım. Tamamen sayfaya oturmuş olacaklar. Buradaki butonum seçiliyken genişliğini Mesh Constraint yapıyor. Aynı şekilde buradaki butonumun da genişliğini Mesh Constraint yaptığımda ikisi de sayfanın tam ortasına eşit miktarlarda ölçeklenmiş olacaktır. Şimdi geri kalan butonlarımızı ekleyelim. Aldım. Şuradan kafe ekleyelim. Güzel. Bunu da arkadaşlar bağlantılarını aşağıya yapayım. Şöyle şurada dursun bir miktar yukarı alalım. Güzel. Aşağıdan ekledim bir tane. Bir de sol tarafından ekledim. Herhangi bir marjin değeri varsa arkadaşlar sıfırlıyorum. Yeni bir buton daha ekliyorum. Diğer ikonum için. Taksiydi. Şurada. Seçtim. Bakın geldi buraya. Herhangi bir constraint yok. Sağdan bir tane ekledim. Sonra sol tarafından bir tane ekledim. Diğer butona bağladı. Bir tane de alttan ekliyorum. Aradaki marjin değerlerini sıfırlıyorum arkadaşlar. Güzel. Üst kısmını da yukarıdaki butonuma bağlıyorum. Aradaki marjin değerlerini sıfırlıyorum. Şu an bu butonumun herhangi bir constraint eksikliği yok. Buna bakayım arkadaşlar. Bakın bunun sağ tarafı eksik. Bunu aşağı çekiyorum. Butonumu seçiyorum. Sağ tarafındaki en yakın yere constraint atıyor çünkü arkadaşlar. Seçtikten sonra constraint'e ekliyorum. Bakın eklendi. Orta kısmını da yukarıya ekleyeceğim. Üst kısma tıkladığımda zaten otomatik eklemiş oluyor arkadaşlar. Arada bir marjin değeri var. Bunu da sıfırlıyorum. Şuradaki butonuma bakalım. Bakın bir marjin değeri daha doğrusu constraint'ti eksik. Alttan eklediğimde aşağıdaki butonu da bağlamış oluyor. Buna bakalım. Bunu da alta constraint'ti eksik. Artıya tıkladım. Aşağıdaki butona bağladı. Evet herhangi bir constraint eksikliğimiz yok. Şimdi marjinlerini kontrol edelim şuradan itibaren. Burada bakın marjin var. Sıfırladım. Zaten bunun genişliği arkadaşlar şu an Mesh Constraint. Bir de yüksekliğini Mesh Constraint yapıyorum. Sağdaki butona geçtim. Bir margin değeri var. Sıfırladım. Genişliği Mesh Constraint. Yüksekliğini de Mesh Constraint yapıyorum. Sol alttaki butona seçiyorum. Bir margin değeri var. Bakın burada sıfırladım. Şuradaki genişliğini Mesh Constraint ve yüksekliğini Mesh Constraint yapıyorum. Diğer butona gelelim. Herhangi bir margin değeri yok genişlik mesh constraint, yükseklik mesh constraint. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 tane image button butonumuzu sayfanın içerisinde otomatik bir şekilde arkadaşlar ölçeklendirdik. Şimdi butonlarımıza isimlerini ekleyelim. Text bölümüne geliyorum. Buradan text view tutup şuraya sürükleyip bırakıyorum. Şimdi buradaki text view'mizin birkaç tane özelliğini değiştirelim. Örneğin şuradan text size'ını 18 SP yaptım. Stili bold olsun. Bir de ortalasın. Buradaki gerekleri ayarları yaptıktan sonra diğer butonlarım için arkadaşlar bunu çoğaltıyorum. Klavyeden kontrol tuşuna basarak mouse'un sol tuşuyla tutup aşağı çektiğimde kopyasını almış oluyorum. Bu bu butonumuzun olsun. Bir kopya daha alıyorum. Bu da şuradaki butonumuzun olsun. Bir kopya daha alıyorum. Bunu da şuraya ekliyorum. Şimdi şuradan başlayalım. İlk önce bunun ismini değiştirelim. Text bölümüne geldim. Şuradan string içerisinde tanımlamıştık. Location ismimiz değişti. Şimdi bu TextView'mizi buradaki butonumuza bağımlı hale getirelim ki sayfa içerisinde yer değiştirmesin. Şimdi biraz yakınlaştıralım arkadaşlar. Şöyle daha iyi görebilmeniz için güzel. Şimdi arkadaşlar şuradaki sol taraftaki constraint'ini buradaki butonumun sol tarafına bağlıyorum. Bakın seçim şu an iptal oldu. Tekrardan text view'mi seçiyorum. Sağ tarafını da butonumun sağ tarafına bağlıyorum. Orta kısmını yukarıdaki butonumun orta kısmına, alt kısmını da butonun alt kısmına bağlıyorum ki bu buton arkadaşlar bağımlı olsun hiçbir yere hareket etmesin. Şuradan aşağı doğru çekerek tamamen yere yani butonuma sıfırlıyorum. Aşağıdan 32 dp'lik bir marjin veriyorum ki yukarıdan başlasın. Şimdi diğer butonlarımız için aynı işlemi yapalım. Seçiyorum arkadaşlar. Sol tarafını butonumun sol tarafına, sağ tarafını sağ tarafına bağladım. Orta kısmını yukarıya ve alt kısmını da tekrardan seçiyorum. Alta bağladım. Güzel. Şimdi bunu tamamen aşağı indiriyorum ve alttan 32 dp'lik marjin veriyorum. Bir de bunun text'ini değiştirelim. Şuradan string airport şurada. Seçtim, değişti. Güzel. Şimdi elleri için yapalım. Seçtim. Sol tarafını sol tarafına. Tekrardan seçiyorum arkadaşlar. Seçtim sağ tarafını sağ tarafına bağlıyorum. Eğer arkadaşlar buradan yaparsanız bazen arkadaşlar burayı seçmiyor. En yakın yeri seçiyor. Düzgün bir atama yapamayabiliyor. O yüzden elle yapın. Bağladım. Şuradan tamamen zemine indiriyorum. Ve alttan arkadaşlar 32 dp marjin veriyorum. Bir de tekstini değiştirelim. Kafe. Güzel değişti. Bunu da yapalım. Evet üstünü yukarıya tekrardan seçiyorum. Alt kısmını da butonumun alt kısmını arkadaşlar bağlayacağım. Seçimi iptal etti. Tekrardan seçiyorum. Güzel. Tamamen aşağı indiriyorum. Alttan 32db marjin veriyorum ve text bölümünden ismini değiştiriyorum. taks Şimdi %100 yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde bir tasarım oluşturduk. Şimdi bu tasarımımızı farklı iki tane emülatörde test edelim. Bakalım herhangi bir bozukluk olacak mı? İlk önce Nexus 5'te bir test edelim. Evet uygulamamız açıldı arkadaşlar. Bakın herhangi bir ölçek problemi yok. Butonlarımıza tıkladığımızda da buton arkadaşlar animasyonunu görebiliyorsunuz. Şimdi bir de diğer cihazımıza çalıştıralım. Pixel 3 x Bunların ekran çözünürlükleri ve ekran DPI değerleri farklı arkadaşlar. Bakalım herhangi bir bozukluk var mı? Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde uygulamamız arkadaşlar ölçeklenmiş. Buradaki butonlar burada da sorunsuz bir şekilde çalışıyor.